Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün kripto paralarla ilgili yeni bir video ile karşınızdayız. Son dönemde biliyorsunuz kripto paralara olan ilgi hayli artmış durumda. Kimisi mining ile uğraşıyor, kimisi direkt olarak borsalardan al-sat yapıyorlar. Kimisi ise kenara birkaç kripto para sepeti koyarak bunların artmasını bekliyor. Genel olarak kripto paralara ilginin artması bu yönde vergilerin de gelmesine zemin hazırlamış durumda. Muhtemelen önümüzdeki süreçte kripto paralarla ilgili bir vergi de söz konusu olacak. Lakin bu verginin nasıl olacağı, nasıl şekillendirileceği şimdilik belli değil. Yani mining yapandan mı alınacak, yoksa kripto para satın alımında mı bir vergi getirilecek? Ya da kripto parayı işte Türk lirasına çevirirken mi bir vergi getirilecek? Bu şimdilik netlik kazanmış değil. Ama önümüzdeki süreçte bir verginin geleceği artık kesin diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu konuda net bir açıklama geldi. Peki kripto para piyasasında durum nasıl? Geçtiğimiz günlerde arkadaşlar Bitcoin bir rekor kırmıştı ve 60 bin dolar seviyelerini test etmişti. Şimdi bakıyorum mesela şu andaki Bitcoin değerine. Yani biz bu videoyu çekerken Bitcoin'in değeri şöyle baktığım zaman yaklaşık olarak 58 bin dolar civarlarında arkadaşlar. Ethereum ise biliyorsunuz ikinci sırada bulunan en büyük altcoin. Onun da değeri 1830 dolarlar seviyesinde. Üçüncü sırada ise Cardano, yani ADA bulunuyor ki bu videoyu ben zaten ADA için çekmek istedim. Bir iki gün öncesine kadar arkadaşlar ADA 1.05 dolar seviyelerinde falandı. Bir anda 1.41 dolar seviyelerine kadar çıktı. Aslında ADA'nın biraz yükselmesi zaten bekleniyordu. Çünkü arkadaşlar bu Ethereum gibi bir platform ve Ethereum gibi yüksek enerji maliyetlerine de ihtiyaç duymuyor. Ayrıyeten ağ ücretleri Ethereum'a göre çok daha düşük. Pek çok kişiye göre Cardano, yani ADA, önümüzdeki yıllarda Ethereum'un yerini alacak. Tabi bu şimdilik bir tahminden ibaret. Gerçi bu süreçte Ethereum'da protokol değiştirecek. O da madencilik yerine aynı Cardano tarzı bir yapıya bürünecek ve böylece o da yüksek enerji maliyetlerinden kurtulmuş olacak. Ayrıca ağdaki ücretleri de düşecek. Zaten önümüzdeki günlerde bir Ethereum güncellemesi gelecek. Nisan ayında. Nisan ayında gelecek olan bu güncelleme ile birlikte ağ ücretlerinin de düşeceği konuşuluyor arkadaşlar. Tabii yine de beklemek lazım biraz daha. Şimdi Cardano'ya tekrardan dönecek olursak, şu anda halihazırda piyasa değeriyle ki 45.01 milyar dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor bu paranın. Ve önümüzdeki süreçte de muhtemelen Ethereum'la arasındaki makası biraz daha kapatacaktır. Tabi şunu da dipnot olarak belirtmek lazım. Bu videoda söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. O yüzden yatırımlarınızı kendi düzenlemelerinize göre yapmanızı tavsiye ederiz. Cardano'nun önümüzdeki süreçte, ben izlediğim uzmanlardan aldığım bilgileri paylaşıyorum sizlerle. Diyorlar ki hani önümüzdeki süreç için Cardano'yu alıp, yani ADA'yı alıp bir kenara atabilirsiniz. Mutlaka bir sene içerisinde falan paranızı katlar diyorlar. Ama bunun ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır kestirmek güç. Çünkü biliyorsunuz kripto para piyasasında dengeler hiç belli olmuyor. Örneğin Ethereum arkadaşlar 2018 ya da 2019 yılıydı. 1.400 dolar seviyelerini yükseldi ve birden 70 dolara düştü. Yani uçuk bir düşüş gerçekleşti ki o dönemde pek çok kişi zaten Ethereum madenciliğini vesaire de bırakmıştı. Herkes ellerindeki ekran kartlarını falan sattı. Artık daha bu iş yapılmaz dendi vesaire. Ha sonradan ne oldu? Tekrardan 2000 dolara kadar yükseldi. Şu anda tekrardan 1800 dolarlara gerilemiş durumda. Bu 1800 dolarlardan önce de 1300 dolarlara kadar gerilemişti mesela. Tekrardan çıktı. Yani çok oynak bir piyasadan bahsediyoruz. O yüzden bu piyasada yatırım yaparken çok iyi araştırmanız gerekiyor. Ve araştırmalarınız sonrasında da hani kesin bir şey yok. Yani şu an ben çok iyi araştırdım. Bu para kesin yükselecekmiş. İşte çok iyi şey yaptım. Bu para dibi görecekmiş. Oradan alırım, üstten satarım gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü geleceği kestirmek gerçekten çok güç. Atıyorum çok faydalı bir güncelleme gelecek oluyor böyle. Bu güncellemede diyorsunuz ki ya bu kesin bu güncellemeden sonra deli gibi yükselir diyorsunuz. Alıyorsunuz, alım yapıyorsunuz, bakıyorsunuz güncelleme geliyor ama piyasa değeri artmıyor. Ya da tam tersi bir durum. Örneğin AVAX geçtiğimiz günlerde biraz daha böyle piyasaya salınım falan yaptı. O salınımda fiyatın düşeceği söyleniyordu ki o zaman fiyatı 26 dolar falan da AVAX'ın. O salınımdan sonra birdenbire 30 dolarları gördü. Şu anda da bakıyorum AVAX'a 32 dolara kadar
yükselmiş durumda. Yani bunları kestirmek çok güç arkadaşlar. Şu anda zaten tüm kripto paralarda siz de görüyorsunuz ekranda yukarı doğru bir eğri var. Bu eğrinin sebebi ise geçtiğimiz gün FED faizleri sabit tuttu. Faizleri sabit tutunca da kripto paralarda bir yükseliş gerçekleşti. Hatta Bitcoin bu haber öncesinde 53.000, 54.000 seviyelerindeydi. 58.000 seviyelerine kadar çıkmış durumda şu anda. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Yani kripto para piyasasında pek çok token var, pek çok coin var arkadaşlar. Bunları dilediğiniz yerden takip edebiliyorsunuz ama almak çok kolay değil. Yani Türkiye'de mesela kripto para alabileceğiniz belli borsalar var. Bunların hepsinde bütün tokenler listelenmiyor. Ayrıca bu tokenlerin belli borsalarda listelenmesi de değerini önemli ölçüde arttıran etkenlerden biri. Yani bir tokenin atıyorum işte Coinbase'de vesaire listeleniyor olması büyük sükse demek. O zaman ne oluyor? Pop değeri birdenbire artmış oluyor. Bunları da göz önünde bulundurmak gerekli. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere kripto para piyasasındaki son durumlardan biraz bahsettik. Bir anda neder fiyatlarının yükseldiğinden söz ettik. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Genellikle Mart ayında kripto paralarda bir düşüş söz konusu oluyordu. Fakat bu sene Mart ayında öyle büyük bir düşüş yaşanmadı. Hatta Mart ayı içerisinde Bitcoin bir rekor daha tazeleyerek 60.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Daha Mart ayı bitmiş değil tabii. Önümüzdeki günlerde birden düşüşler de olabilir. Çünkü biliyorsunuz kripto para piyasasında her şey günlük, her şey anlık gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl sanıyorum 12 Mart'tı. 12 Mart'ta bir anda pandeminin de etkisiyle Bitcoin neredeyse %50 oranında değer kaybetmişti ki diğer alt tokenlerde de benzer değer kayıpları mevcuttu. O yüzden biraz daha dikkat etmek gerekli bu konularda arkadaşlar. Tekrardan belirtiyorum sizlere, bu programda dinlediğiniz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.